Selam millet, umarım iyisinizdir. Şimdi de karşınızda Mart ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Biraz önce Şubat ayında okuduklarımı çektim. Şimdi Mart ayında toplamda yanlış hatırlamıyorsam 12 kitap okudum. Şunları şöyle göstereyim. Hemen şimdi karışık bir şekilde sıralarını tam olarak hatırlamıyorum, göstereyim. İlk olarak Franz Kafka, Ceza Sömürgesi. Bunu Siyanay Kitap'tan aldım. Sahaflardan. Zaten Kafka'yı gerçekten çok sevdiğim yazarlardan biri. Kendisiyle Dava kitabıyla tanışmıştım ve gerçekten ama gerçekten hani şimdiye kadar niye okumadım diye pişman olduğum yazarlardan biridir. Bu kitap da her zamanki diğer kitapları gibi muhteşemdi. Sadece sonu biraz eksik gibi geldi. Hani bir eksik vardı sonunda ama yine de dediğim gibi mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sonra uzun zamandır okumak istediğim kitaplardan biri yine Solayım. Bu kitap da gerçekten o kadar çok güzeldi ki yani her yaştan okuyucunun okuyabileceği bir kitap. Yani bir 9-10 yaşındaki bir çocukla işte 40-50 yaşında bir insan da okuyabilir gerçekten. Herkese ama herkese şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Sonra bunu da yine Siyanar kitaptan aldım, sahaflardan. Dediğim gibi bu 2018 yılında her ay en az bir şiir kitabı okuyacaktım. Ve o yüzden oradan şiir kitapları da aldım. Bu yazarı pek bilmiyorum aslında. Sina Akyol, Avluda kitabı. Tanımadığım şairleri de okumak istedim açıkçası. Yani fena değildi. Biraz basit gibi geldi şiirleri bana. Ama yine de fena değildi dediğim gibi. Sonra Kırmızı Piyano. Bu kitap da gerçekten herkes hani kafes kitabını okuyan bunu pek beğenmiyor tarzında yorumlar okudum çoğunlukla. Ben de o yüzden kafes kitabını okumamıştım. İlk bunu okuyayım dedim. Ve yine beğenmedim. Gerçekten son o kadar çok eksik miydi, karışık bir garip bir şekilde bitti. Ya bilmiyorum, olaylar hiç ilerlemiyordu. O kadar çok sıkıcıydı ki hani artık bunaldım. Beğenmedim. Tek kelimeyle. Beklentimi karşılamadı. Çünkü o yüzden hani kafese okumadım. Hani onu beğenip bunu beğenmiyorlar değil. Bunu okuyayım dedim. Belki o zaman beğenirim. Yine beğenemedim. Bu da kitap dostluğu WhatsApp grubumuzdan Fatma Nur arkadaşımın aldığı kediye. Kağıt'e. Bu kitabı da ne zamandır okumayı planlıyordum ama okuyamamıştım. Sağ olsun hediye olarak göndermiş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bu kitap da güzeldi. Bence ben bayıldım. Sadece bu İspanyolca kelimeleri böyle yazıp altta bazı şeyler çevrilmemiş. Aynen. Yani altta tercümesi yok, okunuşu yani hiç. Sonuçta bu zaten çevrimli bir kitap. En azından o kelimeleri de çevirirse daha iyi olabilirmiş. O kısmı beni biraz fazlasıyla rahatsız etti. Onun dışında konusu içeriği muhteşemdi diyebilirim. Mutlaka okuyun. Sonra diğer bir ikinci şiir kitabım Özdemir Asaf Lavinia. Tabii ki de Özdemir Asaf candır diyorum ve bunu da mutlaka mutlaka okuyun diyorum. Ama bir kitaptaki Eda şey demişti. 9'a kadar 10 muydu? Şu an şiir kitabını hatırlamıyorum. Pembe kapaklı YKY yayınlarının. Onu okuyun. Hani bunu okumayın çünkü buradaki şiirlerin hepsi ya da çoğu yanlış hatırlamıyorsam onda da varmış. Ama şimdi keşke öyle yapsaymışım. Geç gördüm ama yine de okuyun derim. Kapak fotoğrafını fazlasıyla beğendim özellikle. Sonra Hemdem. Bu kitap tasavvufi bir kitap ama fena değildi. Bayağı altını çizdiğim yer var yine. Alıntı olarak en kısa zamanda paylaşabileceğim bir kitap. Tasavvufi tarzı kitaplar seviyorsunuz okuyabilirsiniz. Sonra bunu da biz Siyanar Kitap'ta stand vardı. Oradaki bütün gelirler Şehit ve Gazi yakınlarına bağışlanacakmış. O yüzden benim de bir katkım olsun istedim. Bunu aldım. Şiir Karnasyon. Pek yani şiirleri bana göre biraz basit diyebilirim. Sonra Gökyüzüne Tutunurken. Ay şey düştü. Ben bu kitaba kesinlikle 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 bayıldım ve diyorum ki okuyun.
Yani şiir tarzında, nesir tarzında yazılmış. Şiir tarzında konuşamadım şu an. Ya o kadar çok ağladım ki anlatamam. Bir ara hıçkıra hıçkıra böyle ağladım, salya sümük, yani okuyamadım, gözlerimde böyle buğulu buğulu. Ama yani bilmiyorum. Fazlasıyla duygusaldı bence. Ağlamak için neden arıyorsanız okuyun. Sonra üst kattaki deli kadın, bu kitabı da hiç beğenmedim. Ya çok sıkıcıydı. Hiç olaylar ilerlemedi. Ama yine de bu uğultulu sepelerden vesaire, o şeylerden alıntılar falan vardı. Şu an kitapların adlarını tam olarak hatırlayamadım. O kısımları sevdim. Onun dışında yani pek de can alıcı bir kitap olduğunu düşünmüyorum bence. Tabii ben beğenmedim ama siz beğenmemek zorunda değilsiniz. Siz de beğenebilirsiniz. Potansiyeli olan bir kız. Bu kitapta biraz aşırı tarzda fangirllik var bence. Şu an söyleyemedim tam olarak. Dilim dönmedi. Anladınız bence. O kısımlarda artık bir bayık geldi bana. Ama onun dışında fena değildi yani. Bir ergen kitabı gibi sanki. Azıcık. Ama yine de fena değildi yine. Sonra en son olarak Anna ve Fransız Öpücüğü. Bu kitap da serinin ilk kitabı ama Türkiye'de en son çıktı ve en son okuduk resmen. Ben ilk olarak Lula ve Komşu Çocuğu, sonra Aile ve Mutlu Sonu okumuştum ve bana en başarılı gelen bence Aile ve Mutlu Sonu'ndu. Bu da güzeldi. Özellikle kapak fotoğrafına bayıldım. Bu serinin kapak fotoğraflarına bayılıyorum. Hele hele bu pembiş pembiş o kadar çok güzel ki. Araştırdı da bence çok güzel ama bununkini pek beğenmedim. Rengi çok böyle soluk gibi duruyordu. İçerik olarak güzeldi. Yine tatlış bir aşk öyküsüyle, aşk hikayesiyle karşımızdaydı. Ve seri böylelikle bitti. Yani çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Ben bayıldım. Neyse. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Mart ayını toplamda 12 kitapla kapattım. Nisan ayında en az 20 kitap okumayı hedefliyorum. Ama bilin bakalım kaç kitap okudum. Tabii ki de daha şu an 4'te ya da 5. kitapta falanım. Biraz zor gibi olacak ama neyse, hedefleri yüksek tutmakta fayda var. Dediğim gibi şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.